Doktor Aysun Kalenderoğlu psikiyatri uzmanım. Bugün psikozlardan bahsedeceğim. Psikozlar kabaca hastanın gerçek dünyadan kopup kendi iş dünyasına kapandığı ve burada farklı düşünce aleminde olduğu ve algılarının çarpıtıldığı, kronik, tekrarlayıcı ve ciddi anlamda yaşamsal işlevselliği bozan bir hastalıktır. Psikoz denilince ilk aklımıza gelen şizofrenidir. Ama şizofreni dışında psikoz başlığı altında birçok psikotik hastalıklarımız bulunmaktadır. Psikozdan bahsederken bizi en çok yoran ve en çok sıkıntıya sokan iki neden vardır. Birincisi erken belirtilerin çok silik olmasından dolayı geç fark edilmesi ve erken tanı koyma şansımızın düşük olmasıdır. Örneğin çok başarılı bir öğrencinin birden akademik başarısının düşmesi, sosyal olan bir çocuğun arkadaşlarından kopması, eve kapanması, hatta aileyle iletişiminin kısıtlaması, akabinde garip, anlaşılmaz, farklı konuşmalar yapmaya başlaması, acayip diyebileceğimiz, bizar diyeceğimiz konuşmalar yapması erken belirtilerdir. Ve başlangıç içe kapanma belirtileri çoğunlukla gözden kaçar. İkinci en büyük sorunumuz ise hem hekimi hem hasta yakınlarını yoran sorundur bu. Hasta kendi iç dünyasında yaşadığı için kendi gerçekliğiyle yaşar. Kendi gerçekliğinde bu iç görüsü yani hastalığı fark etme ve kabullenme kısmı yoktur. Hastalığı kabullenmediğinden dolayı tedavi reddi, Stabil bir tedavide tutmak, tedavide istikrarı sağlamak oldukça zor olur. Bu da hastalığın nüksetmesine sebep olur. Psikozlarla ilgili yanlış bir inanış vardır. Psikozlar tedavi edilemez. Hayır, psikozlar tedavi edilebilir. Ancak ne kadar erken tanıda yakalanırsa, ne kadar istikrarlı tedavi sürecine girerse, tedavi etme şansımız da o kadar yüksek olur. Ancak kronikleşen, tekrarlayan, çok yoğun psikotik ataklar geçiren düzenli ilaç tedavisi almayan hastalarda gerçekten de tedavi şansımız düşmekte eski yaşamsal işlevselliğine tam olarak dönememe ihtimali bulunmaktadır. Teşekkür ederim.